Herkese selam arkadaşlar. Ne iş bu işin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde marka iletişimini ve pazarlama stratejilerini konuşacağız. Yanımda çok kıymetli dostum Tuğra Avcı var. Tuğra markalara büyüme pazarlaması konusunda danışmanlık veriyor. Ve bugün bu konularda bizleri oldukça aydınlatacak. Tuğra öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum abi. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Hazırsan lafı fazla uzatmadan ilk sorumla başlayayım. Markalar sence marka hikayelerini nasıl oluşturmalı ve bu markaların marka iletişimi konusunda nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Önce aşama aşama gidelim abi burada. E, i̇letişim tarafında olmazsa olmaz dediğim şeylerden bir tanesi artık ben pazarlama ve yeni markalar. E, artık kendilerini sanki bir insanmış gibi e, yani karşılarında bir marka tüzel kişilik değil. Birebir iletişim kuruyorlarmışçasına samimi, olması gereken yerinde ve duygusal şeklinde kuruyorlar. Ve bunu yapmalarındaki sebep artık modern pazarlama biliyorsun evet veri odaklı, evet artık ürünün iyi bir şekilde, ürünün çok iyi olması lazım. Bu, bu zaten bir kenar ama olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi artık duygu ve ruhaniyet tatmini de sağlaman gerekiyor oyunu satarken. Ve bunu da yapmak için bunu tüzel kişilikle yapman pek mümkün değil. Yani evet bir insanmışçasına karşındaki tüketicinle iletişime geçmeli. Tabii ki ürünün değerini anlatmalı. Ürünün hikayesini anlatmalı. Hikayesini anlatmalısın ve tabii ki ruhani de bir tatmin yaşatman gerekiyor buradaki tüketicine. İletişim tarafında bu şekilde. İkinci tarafta da marka hikayesine geldiğim zaman zaten artık tüketiciler ürün satın almak değil de hikaye satın alıyorlar. Yani sizin aslında o ürüne biçtiğiniz değeri satın alıyorlar. Yani burada bu markanın hikayeleşme süreci işte hasbel kadar bir ya bir tane ürün geliştirelim, işte böyle bir kurgulama yapalım şeklinde değil. E gün sonunda tam olarak bu bahsettiğim e, hikayeyi, değeri satın almak için e, bunlar oluşuyor. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Oldukça güzel Gayet mantıklı şeyler söylüyorsun. Gerçekten iletişim markalar için oldukça önemli bir şey evet, ve artık kesinlikle. değişen trendlere göre markaların da iletişim yaklaşımları değişmeye Tabii. başlıyor. Peki hedef kitle konusunda markalar pazarlamada nasıl bir strateji belirlemeliler sence? Ya bence zaten marka nezdinde bir işletmeyi konuşuyorsak belli başlı artık müşterileri oluşmuş işletmelerden bahsediyorsak bence mevcuttaki müşterilerini Nişleştirerek yeni ürün grupları ya da yeni ürünler, servisler çıkartmaları gerekiyor. Ya da giriş seviyesinde ya işte ürün satacağım yani yeni yeni bu işe giren markalar için de olabildiğince çok niş bir şekilde başlamaları gerekiyor ki çünkü hedef kitle, tüketici kitlesi ne kadar büyük olursa pazarlama maliyetleri de, ürün üretme maliyetleri de yani genel olarak aklınıza ne geliyorsa maliyet açısından artıyor. E tabi ben her şeyden önce bir işletmenin finansının nakit akışının çok kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü atacak kurşun kısıtlı, gidilecek çok fazla yol var. Her şeyden önce istikrar oluşturulması gerekiyor. Yani de gelmem gerekiyorsa niş kitlelere ürün satmak gerekiyor. Eğer yolun başındaysak ya da mevcut müşterilerimiz oluştuysa bu mevcut müşterilerini segment ederek yani gruplar haline indirgeyerek yeni ürün grupları ya da yeni servisler tanıtılması gerekiyor. Peki yeni başlayan markalar hedef kitlelerini oluşturma konusunda nasıl nişleşebilirler ya da doğru nişi nasıl bulabilirler? Bu analizde nasıl yapacaklar? Orada mevcutta eğer bir hazırda yani ürün üretilmiş vaziyette ise yani e, marka artık ya da marka demeyeyim e, kişi diyeyim çanta satacağına karar verdiyse Artık orada müdahale, pek de müdahalede bulunamazsın. Ama şunu yapması gerekir çanta satacak bir işletmenin. Önce bir yaş skalası koyması lazım. Yani en büyük buradaki kırılımlardan bir tanesi yaş. Daha sonrasında bu yaş kırılımını kurduktan sonra bu yaşta olan kişilerin hangi özelliklere sahip olduğunu örnek vererek gideceğim. 19 yaşında Ahmet var. Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş, İstanbul Üniversitesi hukuk öğrencisi, hazırlık sınıfında. Elep laptopu var. E, hazırlık sınıfında olduğu için dil dil öğreniminde aynı zamanda kaynak tüketiyor ve bu arkadaşa bir ürün satacağız biz. E, birazcık da bu kişiyi kafamızda iyice işleştirmemiz gerekiyor. Şu an aslında bir hayali karakter yaratıyoruz, evet. persona yaratıyoruz. Bundaki amacımız da şu: Biz Ahmet'e benzer e, 2000 kişi, 3000 kişi daha yaratacağız. Yani bizim yıllık bir ürünü ne kadar satma hedefimiz varsa. Daha da detaylandırıyorum. Ahmet aslında dünya barışçısı bir e, görüşü var. E, bu tarz ürün üretmek lazım. Yani 19 yaşında Ahmet İstanbul'a yeni gelmiş ve dünya barışçısı bir e, idolisi görüşü varsa üç aşağı ve yukarı kafanızda zaten canlanan bir e, ürün oluyor. Yani kadifemsi daha böyle sofistike renklerin kullanıldığı. E, bir ürün aklınıza geliyordur muhtemelen ve materyalleri de daha demin saydım. İşte laptop kullanıyor, e, haliyle e, çok fazla okuduğu kitap var. E, burada da ürünün niteliğe giriyor aslında. Evet. Yani güzel bir işte 13 inç laptop'ın sığacağı, işte 2-3 tane kitabın rahat rahat girebileceği, işte ne bileyim çantasına herhangi bir şekilde yedek tişörtünü koyabileceği işlevsellik geliyor. O da sizin artık ürün mühendisliğiniz, ürün inovatifliğinize dayanan birazcık mühendislik gerektiriyor. Ama neticede e, olabildiğince gördüğünüz gibi daralttım hedef kitleyi. Yani çünkü buna mecburuz. Daha demin bahsettiğim finansla doğru orantılı. Çünkü ne kadar geniş hedef kitle o kadar yüksek maliyet demek. Yani e, her zaman söylerim ben. Çok geniş bu, e, çok geniş kitlelere ürün satma derdinde olmamanız gerekir. Ahmet gibi 2000 tane, 3000 tane kişiye yani 1500-2000 liraya çanta satma derdinde oluyorum evet. ben. Ee, ki zaten niş bir şekilde ürün sattığınızı görünce göreceksiniz e, Ahmet'e benzemeyen kişiler ya da ona benzer kişiler otomatikman arkadaşlarına vesaire önereceği için istemeden 2000 kişiye değil 5000 kişiye 6000 kişiye ürün satmaya başlayacaksınız. Yani bir örnek de var aslında. Onu da çok kısa vereyim. Amerika'da sadece vegan burger üreten bir şirket var ve Amerika'da e, yaklaşık 10 milyona yakın vegan tüketici var. Ee, bu restoran zincirinin sahibi e, hanımefendi başlangıçta 10 milyon kişiye satıyor. Evet ama gün sonunda 30 milyon, 40 milyon kişi ürün satmaya başladı. Evet tabii. Yani burada olay aslında nişleştikten sonra ve bu nişi gerçekten başarılı yaptıktan sonra istemeden zaten hedef kitleniz, tüketiciniz büyüyor. Yani ama aslında skalayı da bir yerde çok daraltmış oluyoruz. Evet. Burada da ürünü aslında doğru seçmek lazım. Yani Tabii. Çanta tamam, Çan, hala satılmıyor çanta olabilir yeni bir koleksiyonda bunu çok iyi bir şekilde belirtebilirsin. Hı hı. Ama hala da bir ürünüm var. Bu kadar personayı daraltmak marka için avantajlı bir reklam stratejisi mi değil mi? Ya mevcut da zaten müşterileri olan bir marka varsa e, daraltmaktan ziyade doğru kitleye doğru ürünü satabilmek. Yani bir marka var, yine çanta üzerinden gidelim, çantayı satıyor satabileceğiniz mesela bu birazcık cross sell'e de giriyor. Çapraz satış dediğimiz duruma da giriyor. Yani senden çanta almış kişiye daha ne satabilirsin sorusu. Ama yine belli tarzda olması gerekiyor bunu. Yani siz e, deri sırt çantası satıyorsanız muhtemelen satmanız gereken ürün sizin deri telefon kılıfı olabilir. Deri saat kordonu olabilir. Yani aslında pek de atölyemizden farklı ürünler de çıkmıyor. Sadece biz bir denklem kuruyoruz. Benden sırt çantası almış kişiye muhtemelen ben deri telefon kılıfı da satabilirim. Evet, yüzden de satabilirsin. Evet, bu, bu nevi zaten bu aşamaya gelen e, şirket de işletme de artık zaten ölçeklenme seviyesine de gidiyor. Yani farklı ürün grubu demek, farklı e, yeni cirolar demek daha doğrusu. E, yeni cirolar demek artık yeni ürün gruplarında pazarda farklı rakiplerle rekabet edebilmek demek. Ee, yine daha demin bahsettiğim durum belli bir iş kitleye ulaştıktan sonra artık ölçekleme seviyesi işte yeni kategorilerde rekabet edebilmek. Yani oldukça güzel aslında içerikler verdin. Çok doğru bilgiler bunlar. Peki tamam bir hedef kitlemizi belirledik, doğru hmm. personayı bulduk. Ama bunları nasıl analiz edeceğiz? Bu gerçekten bu persona doğru persona mı yoksa bunu daha fazla değiştirip satışları daha fazla arttırabilir miyim? Aslında bunu analiz edeceğin en büyük şey yaktığın paraya kazandığın para denk geliyor mu? Düşüyor evet, mu? Ama böyle de olsa yine de doğru analizi nasıl yapabiliriz biz? Dijitalde reklam yapıyorsak ve reklamlarımızı ya da işletmemizi dijitalde ölçeklenebilir hale getirmeye çalışıyor, çalışıyorsak ROAS diye bir kavram var. Return of Investment diye. Burada yani bir kampanya 100 dolarlık yani çanta ürününe 100 dolarlık bir pazarlama faaliyetinde bulunuyorsunuz. Ve gün sonunda 100 dolardan sizin elde ettiğiniz ciro <laughs> 5000 dolar diyelim. Yani bakıldığı zaman 1'e 50'lik bir para kazanma oranı var. Burada sizin hedefiniz ne? Yani burada temelde maliyetler çok kritik önem arz ediyor. Yani bir ürününüzü siz 5 dolara mal edip 5 dolara kargoluyor işte görünmez giderler ya da vergilerle vesaire toplamda bir ürünün maliyeti size 20-25 dolarlara geliyorsa siz muhakkak satış yaparken kafanızdaki o kar marjını belirlemişsinizdir. Ama benim genel olarak et ticaret nezdinde satış yapan bir şirkete yani Aruaz nezdinde minimum 1'e 5 kazanması gerektiği kanaatindeyim. Bunu şu gözle söylüyorum. Ciro nezdinde söylüyorum. Yani Aruaz dediğimiz farklı bir karlılık hesaplaması var. Yani biz yıl sonunda bunu zaten yıllık yapılmasını tavsiye ediyorum ben. Yıl sonunda biz toplamda 1 milyon dolar kampanyalara para harcadık diyelim. Ve bu 1 milyon dolardan 10 milyon dolar ciro çektik diyelim. Ee, ve burada şunu hesaplamamız gerekiyor. Tüm giderleri çıkarttığımızda işletmenin kasasında ne kadar para kalıyor? İşte bu zaten bizim işletmemizi büyütecek bir şey. Yani ciroyu kazandığımız, yani karlılık olarak karıştırmamamız lazım Tabii. kesinlikle. O yüzden benim tavsiyem başlangıçta 1'e 5 kazanmak. Yani kafasında bir e, ciro hesabı, yani ne kadar para harcayıp ne kadar ciro elde edeceğim. Bu cirolunda ne kadar karlılık e, yüzdesi olacak? Bunu işletmelerin kendisi planlaması gerekiyor. Zaten matematikte her şey e, rakam ve sayı esaslı. Tabii tabii bu denklemde çok fazla değişken var. Çünkü sattığın ürün çok erişilebilir bir ürün mü? Çok ihtiyaç duyulabilir evet. bir ürün mü? Ciro yani takılınmaması gereken, evet. önemli olan ürünün karlılığı. Ya, bir ya de, da müşteri edinme maliyetleri. Evet. Bir kere zaten müşteri edindikten sonra zaten biliyorsun... Artık CPM enflasyonu artık her işletmenin dijitalde reklam çıktığından ötürü o kadar erişebilir oldu ki dijital pazarlama. Küçük işletme mesela Vakko da mesela çanta satıyor. İstanbul'un ya da ne bileyim Bursa'nın çok küçük kasabasında aydıcırası 30 bin lira olan da reklam çıkıyor. Ve aynı skalada rekabet ediyorlar evet, ve günden güne artıyor bu maliyetler. Yeni müşteri kazanma maliyetleri artıyor. E burada da siz her halükarda şunu e, yapmalısınız ve hesaplamalısınız. İlk sizden ürün satın alan müşteriler aslında müşteri gözüyle değil veri kazandınız. Yani o müşteriye kesinlikle iyi bir deneyim yaşatmanız lazım. Burada daha önemli çarpanlardan bir tanesi e, si, o müşteri sizden tekrar tekrar bir daha ürün satın aldı mı? Bu mesela karlılık için çok kritik sorulardan bir tanesi. Ben şahsen... Danışmanlık verdiğim her markalarda biz şu an veriye yatırım yapıyoruz başlangıçta. Gün sonunda bizim amacımız bu müşteriye tekrar tekrar bir şeyler satabiliyor muyuz? Hizmet olur, ürün olur. Bu önemli hususlardan bir tanesi. Ürün satabiliyorsak yılda ne kadar periyotlarla bunu satabiliyoruz? Bunlar çok kritik sorular. Ee, o yüzden evet, daha demin de bahsettiğim gibi çarpanlar ve farklı katsayılar var. Ee, o yüzden muhakkak bu tarz finans konuları, karlılık konularında pek bilgi sahibi değilse işletme sahibi muhakkak eğitimler alsın ya da bir danışman eşliğinde çalışsın. Peki başta konuştuğumuz konulara tekrar geri dönelim. Yani iletişim konusuna hı hı. yeni başlayan bir kobi özellikle mesela para kendi alanında hizmet veriyor, satış hı hı. yapmaya çalışıyor. Büyük şirketleri konuştuk Aslında büyük markaları konuştuk. Evet. Artık biraz daha tüzel kişilikler daha farklı iletişim stratejileri belirliyor. Bu kobilerimiz yeni başlayan parakende markalarımız nasıl iletişim kanallarını tercih etmesi gerekiyor ki markalaşma stratejisini ve marka iletişimini daha iyi kurabilsin? Yani parakende tarafta örnek vermemiz gerekirse rekabet edebilecekleri ya da doğrudan reklam nezdinde söyleyeyim bunu. Sosyal medyayı bir kere her şeyden önce çok iyi kullanmaları lazım. Yani parakende tarafta bir ürün satıyorsunuz ve neticede e, sattığınız ürün elle dokunabilir bir şey olmadığı için aslında bir nevi fotoğraf video satıyorsunuz insanlara. Ve sizin başlangıçta burada e, en büyük yatırımı da önceliklendirmeniz gereken şey içerik oluyor. Yani bu ürün fotoğrafı, ürün videosu, influencerlarla çalışmak, işte e, sosyal kanıt yapmak için işte ürününüzü güvenilir kişilerin işte bakın arkadaşlar bir satın aldım. Dokusu vesaire çok şık şeklinde. Yani aslında içerik tarafına ağırlıklı e, bütçenin kaydırılması gerekiyor. Yani ben bugün bir para kendi tarafta kobi olsam ve cüzdan satıyor olsam e, herhalde pazarlama tarafına ayırdığım bütçenin %40'lık %50'lik tarafını ürün fotoğrafı ve içerik tarafına ayırırım. Çünkü bu e, dediğim gibi gün sonunda sattığınız şey aslında cüzdan olabilir ama o ürün karşı tarafa ulaşıya kadar siz aslında o ürünün hikayesini satıyorsun Evet. Yani... Bu hikayede en iyi şekilde vurgulamak için içerik yatırımı yapmanız lazım en basitinden. Ee, ki zaten ürün karşı tarafa gitti ve tüketici gerçekten bu üründen memnun kaldı. Ee, sonrasında yeniden pazarlama kampanyaları ya da o müşteriden yorumlar alarak e, daha fazla müşteriye erişme hedefiniz olmalı. Ee, özetleyeceğim buraya kısacası. parkende tarafta ürün satacak kubilerin e, pazarlama yatırımlarındaki yüzdesel dağılımında e, bütçelerin bir çoğunu içerik üretimine yani fotoğraf çekimi, yani reels çekimi yani influencerlarla çalışmaya ayırmalı ki büyüme çarpanı e, sayısı hızlı bir şekilde büyüsün. Yani o kartopu etkisine hızlı bir şekilde ulaşsın. Çok doğru söylüyorsun. Yani söyleyeceklerine ilk olarak ben şunu söyleyebilirim. Gerçekten artık ürün değil hikaye satıyor. Evet. Yani cüzdan örneğinden de gideceksek artık insanlar içerik olarak bu cüzdanın nasıl üretildiğini ...hangi aşamalardan geçtiğini, Kesinlikle. nasıl paketlendiğini çok fazla önemsiyorlar. Bunun kutusunu mesela çok önemsiyorlar. Paketleme de çok önemli bir faktör aslında burada markalaşmada. Ki baktığın zaman bir ortama gittin, cüzdanını koyduğun zaman cüzdanın güzelmiş dediğinde... ...buna karşı olarak bir hikaye anlatmanı bekliyorlar. Hı -hı. Aslında markalaşma olarak tam dediğimiz bu. Yani cüzdanı güzelmiş, evet işte bu deriden üretiliyor, bu deri şuradan temin ediliyor... Şu hikayesi var diye bir hikaye büyük markalara baktığımızda hepsinde evet, var bu. büyük markalarda var. Eğer sen de bu aidiyeti karşı tarafa geçirebilirsen bu üretim aşamalarını karşı tarafa gösterebilirsen yani bu cüzdanın üretimine başlamasından müşteriye ulaşana kadar ki süreci içerik olarak aktarabilirsen karşı tarafa evet. potansiyel müşterilerine satışa bir o kadar daha yaklaşıyorsun. Kesinlikle. Bu da aslında markalamadaki en büyük adımlardan birisi. Çünkü kendini daha iyi hissediyor. O duygularını besliyorsun artık. Kesinlikle. Bu şekilde de ürünü değil hikayesini satıyorsun. E zaten hikaye beğendince ürün otomatikman satılmış oluyor. Kesinlikle. Ya buna en basit örnek şöyle. Ee, Vakko'dan bir deri cüzdan satın aldığınızda ve arkadaşlarınız abi cüzdanın güzelmiş dediğinde Vakko'dan aldım abi ya işte işte markalaş mı bu yani. Aslında evet abi güzel cüzdan demiyor yani. Vakko'dan aldım. Tabii. Yani. Bu. Videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Son olarak eklemek istediğin, paylaşmak istediğin marka iletişiminde veya pazarlama stratejilerinde eklemek istediğin bir şey var mı? Kısacası kubilerin pazarlama ve finans tarafında e, bilgi seviyesi olarak kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Ki zaten markalama dediğimiz, markalaşma dediğimiz şeyin e, birçoğu pazarlamadan çıkan bir şey. E, o yüzden lütfen şey yapmayalım yani ya ben pazarlama öğrenmesem de olur değil. Yarın bir gün bir danışmanla da çalıştığınız zaman daha rahat bir şekilde çalışırsınız. Pazarlama ekibinizi kurar, teknik bilgileri bilmesi gerektiği ile ilgili daha rahat bir ekip kurarsınız. Yani en kritik şeylerden birincisi finans, ikincisi pazarlamadır. Kesinlikle öyle. Son olarak ben de şunu ekleyeyim o zaman. Yani uzmanlarla çalışmanın aslında maliyet düşürücü bir yanı var bence. Tamam bu insanlara para veriyorsun bir hizmet karşılığında ama sen bunu yapıyorsun, deniyorsun, oluyor, olmuyor. Burada hem bir zaman maliyeti var hem de senin belli belirsiz yaktığın bir para var. Tabii. En azından bir uzmanla, bir marka danışmanıyla çalışmak, bir büyüme pazarlaması danışmanıyla çalışmak evet. vesaire bir pazarlama uzmanıyla beraber bu işi yürütmek seni zaman maliyetinden birinci olarak kesinlikle kurtarıyor. Ki attığın kurşunları, yaktığın paraları doğru yöne doğru akıtmasını sağlıyor. Kesin... Bu da oldukça büyük bir karlılık sağlayacaktır aslında. Kesinlikle. etapta. Kesinlikle katılıyorum. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok abi. Ağla sağlık. <laughs> Çok güzel bilgiler verdin. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli, faydalı, güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için zilleri aktif etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.